Evet arkadaşlar, Part 3'ün devamı belki o teknik detayı Part 3'te anlatmamış olabilirim. Şu toplama alanı ile ilgili bir detay da vereyim. Arkadaşlar toplama alanlarını bir yere topladılar. Şu şekilde gördüğünüz gibi bitki, kum ve et olarak. Herkes burada toplama yapıyor. Buraya atabiliyorsunuz. Sağda solda toplama alanı yok. Bütün toplamanızı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de %10'luk toplama buff'ı açılıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Toplama günü olduğu gün ada artı size %10 toplama buff'ı açıyor. Bu da teknik detay. Peki şimdi kule inşaatlarına katılma. Yani bu şekilde şöyle tıkladığınızda o an kule kuruluyorsa böyle tutuyorsunuz. Destekleme dediğinizde 10 kişi katılabiliyor bir kuleye. Buradan en güçlü biriminizi gönderirseniz, yani şu şekilde bir kulenin hızlı bitmesini istiyorsanız yüksek güçteki askerlerinizi gönderirseniz bir kule inşaatı yaklaşık 15 dakika sürer. İçerisi full dolu olduğu zaman kuleler bite bite bir sonraki alana gidebilirsiniz. Şimdi burada yapmanız gereken benim size en büyük tavsiyem şu. Mesela böyle bir bina yere geçireceğiniz zaman bu binaların üzerlerine şöyle detaylar koyabilirsiniz. Şu şekilde bayrak koyup arkadaşlarınıza işte şöyle daha detaylı olsun diye şöyle gidelim. Şuradan gösterelim. Mesela biz bu gece Tünel 7'yi alacağız. Neden bu gece alıyoruz? Çünkü üzerinde bonus var. Gördüğünüz gibi 1,5 saat sonra bonus kalkacak. Bonus olduğu için şu an bu binayı ele geçiremiyoruz. Şöyle oyun bazen kilitleniyor arkadaşlar. Şöyle gidelim tekrar oraya. Şu şekilde mesela arkadaşlarınıza şöyle bayraklar da koyabilirsiniz. Mesela ben buraya şöyle bir not yazayım. Bu gece şöyle yazalım 3.00'da. Mesela ben bunu böyle eklediğim anda gördüğünüz gibi bunun üzerine bayrak ekledim. Bütün arkadaşlar gelecekler. Bunun yani o an online olanlar bu gece saat 3'te bu binanın yani bu tüneli açıp ikinci alana geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bayrak koyabiliyorsunuz. Bayrağınızı isterseniz tıklayıp şuradan sil diyebiliyorsunuz. Bu binaları stratejik olarak şöyle yapabilirsiniz. Almak istediğiniz binaya gidip bayrak koyarsınız. İşte akşam saat 8'de bu binayı alacağız. İşte 9'da bu binayı alacağız. Çünkü hepinizin aktif olduğu bir saatte binaları ele geçirmeniz gerekiyor ki. Çünkü böyle bir yere harekat açtığınızda içerideki askerleri kesmek zaten pro biriminizle kesmeniz gerekiyor. Yani ikinci, üçüncü birimlerde de harekat açabilirsiniz ama en yüksek asker öldürmelerini pro ile alırsınız. Şu askeri bitmeden direnci düşmüyor. O yüzden bunu belirleyecek arkadaşların bu konuda strateji belirlemeleri gerekiyor. Genel olarak yani genel hatlar olarak adı aslında böyle bir etkinlik. Etraftaki bütün ittifaklar bunları yaparak ilerliyorlar. İkinci alanlara geçiyorlar. İkinci alanda işte yandaki ittifakla eğer anlaşamadıysanız bu ikinci alanda savaşınız başlıyor. Ya da bir diğer ittifak sizin alanınıza girip binanızı almaya çalışabiliyor. Ya da siz gidip onun binasını almaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyerek ağaca kadar ilerliyorsunuz. Şurası da ağacımız. Gördüğünüz gibi onun da bonusu var. Yani 19 gün sonra düşecek. Oraya geçecek tünelin de bonusu var. 12 gün sonra kapanacak. Burada ittifak olarak adada bir şeyler başarabilmek istiyorsanız herkesin bir görevi olması lazım ve herkese bir saat koymanız lazım. Ve bu saatler içerisinde de bu görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bakalım teknik başka da verebileceğimiz detay ne var? Bu onur puanı detayı var. Mesela şöyle gidelim. Karınca yuvası, onur sıralaması. Buradan onur puanınızı görebilirsiniz. Nerelerden onur aldığınızı da göstereyim. Bakın arkadaşlar. İşte 8 level bir kaynak noktasını ele geçirirseniz 75 onur alırsınız. Ve bir tane SX asker üretimine de 0,02 onur puanı kazanırsınız. Onur puanı kazanma durumu da bu şekilde.
Böyle aklımda bakıyorum, anlatacağım, hani bir detay varsa bütün detayları vermeye çalışacağım size. Sizin de soracaklarınız vardır. Evet, şu sezon maaşlara bir geçelim. Hani belki burada anlaşılmayan bir detay olur. Evet, burada önemli bir görev var. Onu da böyle hızlıca anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde ilerledikçe size bir gün şöyle Miss Keeper diye bir görev gelecek arkadaşlar. Bu Miss Keeper çok önemli. İttifak olarak dağ sıçan etkinliği gibi düşünün bunu. Hatta onun üzerinden anlatacağım ben. Miss Keeper göreviniz geldiği zaman farz edelim bu Miss Keeper. İttifak olarak buna saldırmanız gerekiyor ve her biri her yani her saldırınızın 20 milyon üzerinde güç vurması gerekiyor. Her güç vurduğunuzda da ittifakınıza 1000 puan kazandırıyorsunuz. Şu an Miss Keeper görevimiz olmadığı için ben anlatamayacağım bunu. Ama şu şekilde anlatayım. Miss Keeper'a her vurdukça ittifakınız güçlenme buff'ları alacak. Ve bu güçlenme buff'larıyla çok yüksek buff'lar elde edeceksiniz. O buff'ları da şöyle gösterelim, gidelim. Mesela biz Miss Keeper'dan ne kadar buff almışız o görevden. Şöyle şuradan total buff dediğiniz zaman bonus detayına gelelim. Bakın Marsh Hunter yani Miss Keeper görevinden gördüğünüz gibi biz %30 atak, defans, sağlık ve binalara saldırırken ekstra hasar verme buff'u almışız. Bütün ittifakınız o gün geldiğinde hemen 10 gün içerisinde geliyor zaten o görev. Herkesin Miss Keeper'a saldırması gerekiyor. Yani şu Marsh Hunter görevi bunu o gün geldiğinde bitirmeniz gerekiyor. Her saldırınızda 30 dayanıklık gidecek. Size en çok zorlayacak şekilde o. Yani böyle dağ sıçanı gibi bir tane yuvarlak balık açılıyor. Hep beraber ona ister harekatla saldırın ister bireysel saldırın. Ama hepiniz 20 milyondan fazla vuruş yapmanız gerekiyor. Mesela ben bir tane vuruşumu şöyle büyük ihtimalle saklamışımdır göstereyim. Bakalım. Evet, Miss Keeper bakın. Oradan kalan bir rapor. Oyun donuyor bazen. Geldi. Bakın 221 milyon vurmamın çok büyük önemi yok. Yani 80 milyon da vurabilirsiniz. 100 milyon da vurabilirsiniz. Ama burada yapmanız gereken şey şu. 20 milyonun üzerinde vurursanız 1000 puan kazanıyorsunuz. Bu önemli. O görev geldiğinde bütün arkadaşların onu yapması gerekiyor. Bunu 30 dayanıklık gidiyor. 30 dayanıklık çok yüksek ve günde en az 10 tane vurmanız gerekiyor. Her 10 tane vurduğunuzda size hem yumurta kazandıracak hem de ittifakınıza buff kazanacak. Zaten o etkinlik geldiği zaman da görürsünüz. O etkinliği muhakkak kaçırmayın arkadaşlar. Bunun dışında adada çok fazla bir teknik detay yok. Yani kafanızı yoracak bir şey yok. Ya bildiğiniz keyfinize bakacaksınız. Savaşacaksınız yavaş yavaş. Bir sonraki alana geçeceksiniz. Bana sorularınız varsa bu videoların altına atın. Ben size yardımcı olayım. Şöyle o sırada da ben geziyorum hani başka teknik bir detayını anlatabilirim diye. Sezon başarılarınızda bunları zaten Türkçe anlayabilirsiniz. Yani hani tamamlayabilirsiniz. Ne istediğini anlayabilirsiniz. Bunun dışında çok fazla detayımız yok. Bakayım hani aklıma gelecek bir şey gelirse anlatabileceğim bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Bu arada çok rahatsızım. Kaç gündür bu videoları çekemiyorum. Yani bir aydır da bu videoları çekemiyorum. Bugüne kısmet. Çünkü bazı arkadaşlar adaya yeni katılacaklar şu an. En azından onlara bir faydamız olmuş oldu. Şu bonustan önce buraya saldırmayın. Tekrar dediğim gibi bonusun bitmesini bekleyin. Ada etkinliği bu şekilde. Bana muhakkak sorunuz varsa bu son part 4'ü sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğinde size yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Biraz abonma sınırımız var. Arkadaşlar videoları izliyorlar ama abone olmayan arkadaşlar var. Desteklerinizi bekliyoruz. Dediğim gibi bu videonun altına lütfen sorularınızı sorun.
Ben hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kolay gelsin.